5. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 125 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1251. Aşağıdakilerden hangisi doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için alınan tedbirlerden değildir? A. Resmi sitelerden araştırma yapmak. B. Bilimsel araştırmalardan yararlanmak. C. Ulaşılan bilgileri başka kaynaklarla karşılaştırmak. D. Güncel olmayan siteleri kullanmak. Cevap D. İkinci aşağıda sosyal medya paylaşımlarımız ile ilgili bir internet haberi verilmiştir. Geçtiğimiz yıl internet devlerinden birinin 1,5 milyar adet müşterisini etkileyen ve tarihin en büyük veri sızıntısı olarak kayda geçen siber saldırı dikkatleri bir kez daha veri güvenliği konusunun önemine çekti. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sosyal medya dikkatli kullanılmalıdır. B. Paylaşımlarımız istismar edilebilir. C. İnternet aile içi iletişimi olumsuz etkiler. D. Paylaştığımız veriler güvende değildir. Cevap C. Üçüncü günlük hava durumunu öğrenmek isteyen bir kişi en doğru bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan internet adreslerinden hangisinden faydalanmalıdır? Cevap B. Dördüncü aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir internet kullanıcısının özelliklerinden biri olamaz? A. Paylaşılan her şeyin doğru olmayabileceğini bilir. B. Gerçekte suç sayılan bir şeyin, internette de suç olduğu bilincindedir. C. Doğruluğundan emin olmadığı aldatıcı paylaşımlarda bulunmaz. D. Sanal ortamda her şeyi paylaşmanın özgürlük olduğunu düşünür. Cevap D. Beşinci aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A. Parola bilgileri gizli tutulmalıdır. B. Güvenlik önlemleri olan bilinir siteler tercih edilmelidir. C. Ortak kullanılan ağlar yerine kişisel ağ tercih edilmelidir. D. Doğum tarihi gibi kolay hatırlanabilir şifreler kullanılmalıdır. Cevap D. Altıncı sanal ortamda isteyen herkes bilgi yükleyebilmekte ve yüklediği bilgilerin yayılmasını sağlayabilmektedir. Buna göre sanal ortamda ulaştığımız bilgiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bilgiler her zaman doğru ve güvenilir olmayabilir. B. Yüklenen tüm bilgiler kontrolden geçmektedir. C. Bu bilgiler her dönem kullanılabilmektedir. D. Herkesin ulaşımına açık değildir. Cevap A. 5. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 125 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.